Bu yöntemlerle vücudunuzdaki ödemi yok edebilirsiniz. Hiç vücudunuzda şişlikler hissettiğiniz oluyor mu? Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacakta, ayakta, kollarda ve ellerde şişlik oluşmasıdır. Ödem, vücutta kılcal damarların sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak, çok tuzlu yemek, adet öncesi hormonal değişim, hamilelik, yüksek tansiyon ve diyabet ilaçları gibi bazı ilaçlar ödeme neden olabilir. Bunun dışında kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, böbrek hasarı, bacak damarlarında zayıflık, lenfatik sistemde hasar ve protein eksikliği gibi problemleriniz varsa ödem konusunda dikkatli olmanızı öneririz. Ödem belirtileri: dokularda genellikle kol, bacak, cilt altında oluşan şişlik, ciltte gerginlik ve parlama, bazen şişlik olan bölgede çukurluk, karın büyüklüğü. Fakat endişelenmeyin. Sizin için doğal ve etkili çözümlerimiz var. Dilerseniz ödem attıran yöntemlere hep birlikte göz atalım. 1. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ödem atıcı kür. Gerekli olan malzemeler: yarım litre su, 4 adet lahana yaprağı, 10-15 tane maydanoz. Nasıl hazırlanır? Suyu kaynatın ve kaynayan suya 4 adet lahana yaprağı koyun. Bu şekilde ağzı kapalı olarak 3 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra kapağı açın. Üzerine 10 ila 15 adet taze maydanoz ilave edin, iyice bastırın ve tekrar kapağı kapatın. Böyle 2 dakika daha kaynatmaya devam edin. Toplam 5 dakika tamamlanınca ocağın altını kapatın ve ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra suyunu süzün ve cam bir kaba ayırın. Bu kürü sabah, öğle ve akşam 3'e bölerek içebilirsiniz. Aç karnına içilmesi çok daha etkili olacaktır. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu mutlaka her içimden önce kürün içine 2 yemek kaşığı limon suyu sıkılmasını tavsiye eder. Bu kürü toplamda 21 gün boyunca yapmalısınız. 7 gün boyunca günde 3 defa içip her 7 gün tamamlandığında 3 gün ara vermelisiniz. Yılda 2 ila 3 kez uygulayabilirsiniz. Tiroid hastalığınız varsa kesinlikle bu kürü uygulamamalısınız. Lahana yaprağı akuaretik özelliklere sahiptir ve böylece vücuttaki fazla suyu ve ödemi atar. Maydanoz ise idrar söktürücüdür ve ödem attırır. Bu kür dolaşım sisteminizi düzenleyerek vücudunuzun daha sağlıklı çalışmasını sağlar. 2. Mis kokusuyla ödem söktürücü çay. Gerekli olan malzemeler: 3 su bardağı su, 1 tane yeşil elma, 1 tane çubuk tarçın, 1 tutam rezene, 1 tatlı kaşığı karnıyarık tohumu veya hibiskus, yarım limon. Nasıl hazırlanır? 3 su bardağı suyu kaynatın. Bir yandan kabuğunu soymadan yeşil elmayı küp küp doğrayın. Kaynamış suyun içine sırasıyla elma, kabuk tarçın, rezene, karnıyarık tohumu veya hibiskus ve yarım limon ilave edin. İşte çayınız hazır. 10 dakika dinlendirdikten sonra sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra bir bardak için. İçeceğiniz zaman çayı tekrar ısıtabilirsiniz. Su, ödemin oluşmasına engel olur ve vücut suyunu dengeler. Yeşil elma idrar söktürücüdür. Böylece vücuttan ödem atımını kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır. Çubuk tarçın içeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücutta biriken ödemin atılmasını sağlar. Rezene, idrar söktürücü özelliğiyle ödem oluşumunu engeller. Aynı şekilde hibiskus da idrar söktürücü özelliğiyle ödemin vücuttan atılmasını sağlar. 3. Çok etkili ödemi yok eden egzersiz. Nasıl yapılır? Yere veya yatağa sırt üstü uzanın. Ayaklarınızın altına ayaklarınızı yükseltmek için yastık koyun. Ayak parmaklarınızı yukarı doğru kaldırın ve ardından yere doğru indirin. Bu şekilde 30 kere devam edin ve günde 3 kez 30 tekrar yapın. Bu egzersiz oldukça kolay olup vücudunuzun fazla sıvıdan kurtulmasını ve ödem atmasını sağlar. Özellikle ayak bilekleri ve bacaklardaki ödemin azalmasına yardımcı olur.
Öneri: mutlaka günde 8 ila 10 bardak su için. Su içmek sıvı dolaşımına yardımcı olur. Her ne kadar kulağa basit gelse de suyun önemini hafife almayın. Susuz kaldığınızda dolaşım sisteminiz sağlıklı çalışamaz ve su içmek ödemin önlenmesine yardımcı olur.